Çocuklar eve girdiğini gördük diyor. Ama Sabahattin gelmedi diyor. Hangisi yalan söylüyor? Dur bakalım. Çocuklar bir eve girdiğini görmüşler diyor ama o ev Sabahattin'in. Belki de bir şey olduğu anda adam çekip Tamer'e gitti. Belki de Dilara ile konuştu. Sonra ona gitti. Murat da eve gelince bunları bastı. Adamı öldürüp doğradı. Doğru. Bu da mümkün. En iyisi sabah çocukları alıp mahalleye gidelim. Hangi ev olduğunu soralım. Merhaba. Merhaba Zeynep. DNA sonuçları çıktı başkomiserim. Küreğin üstündeki kan Tamer'e aitmiş. Boşuna inkar etmeyin. Küreğin üzerindeki DNA size ait. Hide, bu neyi gösterir? Ya gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bu küreği Yunus'un cesedinin yanında bulduk. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir yanlış falan yok. DNA size ait. Olabilir. Yunus'u öldürdüğünüzü kabul ediyorsunuz yani. Hayır. Ama üzerinde benim DNA'm olabilir. Çünkü kürek bana ait. Ne işi vardı küreğin cesedin yanında? Bilmem. En son Suzan'ın bahçede yardıma ihtiyacı vardı. Ona götürmüştüm. Zahmet oldu sana da. Yok canım. Ne zahmet. Gayet memnunum ben. Ne oldu? Yok. Yok bir şey. Ufak bir kıymık. Yere bandı getireyim. Yok yok. Zahmet etme. Gerek yok. En iyisi ben gideyim. Tamam. Görüşürüz. Küreği unuttun. İşin bitince bırakırsın sonra. Ne zaman oldu bu? Bir iki gün önce. Küreği geri vermedi mi yani? Yok. Onda kaldı. Hiç aklıma yatmadı bu hikaye. İnanmıyorsanız Suzan'a sorun. Bu eve girdi işte. Yok oğlum, emin misin bu ev olduğunu? Bu evdi işte abi. Bir karar verin lan siz de. Vallahi buydu abi. Kafam da güzeldi, karanlıktı da. Bu ev olması lazım. Bence adam Sabahattin'e gitmeden önce bir Suzan'a uğradı. Kadınlar yalan mı söylüyor yani? Vallahi bunlar yalan söylüyor bence. He? Yok abi, vallahi bu ev olması lazım. Vallahi doğru komiserim. Bu ev, bu evdi gerçekten. Tamam kesin lan. Bir dediğiniz bir dediğiniz tutmuyor. Sen bunlarla arabada bekle. Ben şu Suzan'la bir konuşayım. Başla. Hadi geç Suzan. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın komiserim. Bir şey mi oldu? Birkaç şey soracağım size. O gece Yunus'un sizin eve girdiğini görmüşler. Tövbe estağfurullah. Yok öyle bir şey. Vildan'a sorun isterseniz. Çoluğumun, çocuğumun ölüsünü öpeyim ki yok öyle bir şey komiserim. O akşam Tamer Bey sizinle miydi? Ay niye yalan söyleyeyim komiserim? Vildan'a sorun. O gün anlattık ya olanları. Bütün gece dizi izledik. Peki Tamer Bey birkaç gün önce size yardım etmek için gelmiş. Evet. Küreğini de burada unutmuş galiba. Doğru mudur? Evet komiserim, doğru. Peki nerede kürek? Şu tarafta olacaktı. Hay Allah. Burada olması gerekiyordu. Vallahi komiserim buradaydı. Tamer giderken buraya bırakmıştım. Birisi almış herhalde. Bence çocuklar bahçede beklerlerken küreği gördüler. Sonra Yunus gelince kafasına çakıp adamı paketleyip valize koyup götürdüler. Adamı nerede parçaladılar? Hadi bahçede olsa Sabahattin, Suzan ya da Vildan duymaz mıydı? Güzel soru. Ya ne bileyim, arabaya atıp ormana götürüp orada parçalamış olabilirler. Evde yapmış olabilirler. Yani olabilirler de olabilirler. Murat'tan vazgeçtin yani. Yani çocukların gösterdiği ev onun değil. Çocuklar yalan söylüyorsa zaten onlar yapmış demektir. Aferin Selim. O zaman Murat'ı listeden çıkaralım. Tamer'le Suzan'a ne diyorsun? Ya bilmem, onlar bana daha masummuş gibi gözüküyor. Yani bu kadar tezgah zor. Hem Vildan'ı ikna et, hem Sabahattin'i ikna et. Sonra hep beraber yalan söylesinler. Olacak iş değil. Birinden biri mutlaka çuvallardı.
Çocuklar Sabahattin'i tanıyor. Onların arasında bir ilişki olabilir mi acaba? Vallahi belki de arkadaşların değil de Sabahattin'i aradılar. Bizi dövdü falan diye şikayet ettiler. Sonra hep beraber... Ya ne bileyim ya. Bu da olacak gibi değil yani, çok saçma. Her şey çok saçma Selim. Adamın yüzünü pürmüzle yakmışlar. Hadi küreyi bahçeden aldılar. Peki pürmüz nerede? Bilmiyorum ki. Adamın parçaladıkları alet de ortada yok. Savcıya gidip kapsamlı bir arama izni çıkart. Evleri falan arayalım. Elbet bir yerden çıkacak bu suç aletleri. Başla. Aramalar sürerken Sabahattin Bodur'un kapısının önünden alınan erkek ayakkabılarından biri ormandaki ayak izleriyle tutunca Sabahattin Bodur sorguya alındı. Ulan bir senden şüphelenmiyordum. Katil de sen çıktın birader. Ne katili komiserim? Niye getirdiniz ki beni buraya? Yunus'u öldürdüğün için. Yapmayın komiserim. Yunus'u kardeşim gibi severdim ben. Tabii. Kardeş ayağı. Neyse. Niye dalaştığınızı anlat bakayım. Ne dalaşması komiserim? Nereden çıkartıyorsunuz bütün bunları? Amma uzattın ama he. Cesedi bulduğumuz yerde senin ayak izlerini bulduk birader. Ne? Ayak izi mi? Evet. Senin ayakkabına ait izler. Olamaz komiserim. Size söylediğim gibi Yunus gelmeyince yatıp uyudum ben. Tabii tabii. Sen uyuyunca da... Senin ayakkabılar, ben bir ormanda gezintiye çıkayım dedi, değil mi? Bilmiyorum komiserim. Ben kapının önünde çıkartırım ayakkabılarımı. Orada durur. Biri alıp giymiş olabilir belki. İyi birader, tamam. Diyelim ki ayakkabılarını biri aldı götürdü giydi. Yunus'un senin evine girdiğini gören şahitler var. Yunus senin evine girmiş, bir daha da çıkmamış. Gerçekten gelmedi komiserim. Ha, yalan mı söylüyor benim şahitler? Belki de ayakkabılarımı onlar bile almış olabilir komiserim. Bilemiyorum. Başkomiserim. Evet Zeynep, dur sakin ol. Poşetlerden alınan kan örneklerinin DNA analiz sonuçları tamamlandı. Tamam Zeynep, sağ ol. Yemin ederim doğruyu söylüyorum. Evet. Yolun sonuna geldin. Artık itiraf etsen iyi olur. Yunus'un parçalarının bulunduğu poşette DNA'n çıktı. Kral buyur. Bir de sıkıyordun. Yok şöyle, yok böyle. Ne iş? Vallahi bilemiyorum. Belki de çöpten almış olabilirler poşetleri. Ayakkabıyı alan onu da alabilir. Nereden bileyim ben? Yuh! Ulan bari uyur gezelim de destekli at. İnandırıcı olsun. Allah belamı versin. Ben yapmadım komiserim. Getirin Kur'an'a el basayım. Getirin komiserim. Getirin. Ne sorsak papağan gibi aynı şeyi tekrar ediyor. Bunun itiraf edeceği falan yok. Şeytan diyor. Neyse demesin. Bunların dilini bir tek şey çözer Selim, deliler. Pürmüzü, adamı neyle doğradıklarını bulalım. Gör bak senin papağan nasıl bülbüle dönüşüyor. Efendim. Hadi ya, ciddi misin? Tamam, sağ ol. Al başına belayı. Sabahattin'in bahçesinde Kerem'le Ali'nin ayak izleri bulunmuş. Gerçekten Yunus'u bunlar mı öldürdü acaba? Ya ne bileyim, mantıksız gibi gözükse de imkansız değil. Yani hakikaten de adamı bunlar parçalayıp poşetlere sokup atmış olabilirler. Atarken de Sabahattin'in ayakkabısı mı giydiler? Yani suçu ona atmak için süper bir numara değil mi? O zaman Sabahattin'in evinin bahçesinde bırakırlardı, olur biterdi. Ne diye bu kadar zahmete girsinler ki? Üstelik adamı parçalamışlar. Hiç mi kan olmaz bahçede? Ormanda parçalamışlardı peki. Sabahattin'in öldürme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. İyi de adam kankasını niye öldürsün ki? Yani çocukların bunu yapmak için sebepleri var. Ne bileyim, aratalım mı çocukların evlerini? Aramalardan bir şey çıkmadı mı? Yok, hala devam ediyor. Haber ver, çocukların evine de baksınlar. Savcılıktan izin çıkarmak lazım. İyi, bekleyelim. Önce şu evler tamamlansın. Tamam, başla.